Merhaba arkadaşlar. Bir coğrafya dersinde yine sizlerle beraberiz. Ben Erzincan Tobbinali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Mücahit Kaydutekin. Bugünkü dersimizde sizlere dış kuvvetlerden yeraltı sularının oluşturduğu şekiller, diğer bir ismiyle karstik şekiller, rüzgarların oluşturduğu şekiller ve buzulların oluşturduğu şekillerden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi yeraltı sularının oluşturduğu şekiller, diğer adıyla karstik şekiller. Yeraltı suları şudur. Yeryüzünden süzülerek derinlere doğru inen, süzülebildiği sürece yani geçirimli bir tabaka bulduğu sürece süzülen ve ne zaman ki derinlerde geçirimsiz bir tabakaya denk geldiğinde ise artık süzülemeyen ve yerin belli derinliklerinde birikmiş olan sulara biz yeraltı suları adını veriyoruz. Bu yeraltı suları yerin derinliklerinde biriktikten sonra belli bir süre sonra tekrar yeryüzüne doğru çıkış yapabilirler. Eğer bu yeraltı suları yeryüzüne doğru çıkış yapar iseler bu çıktıkları yerlere de biz kaynak adını veriyoruz. İşte bu yeraltı suları gerek derinlere doğru ağır ağır süzülürken, topraktan derinlere doğru süzülürken, gerekse de yeryüzüne kaynak olarak çıkarken bazı şekiller meydana getirirler. Biz bunların meydana getirmiş olduğu şekillere yeraltı sularının oluşturduğu şekiller adını veriyoruz. Karstik şekiller dememizin sebebi de şu. Yeraltı sularının şekil yapabilmesi için arazinin kalker yani kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu, bildiğimiz tuz arkadaşlarım gibi suda çözülebilme özelliğine sahip arazilerden oluşması gerekiyor. Yeraltı suları bu arazilerde şekillendirme yapabilir. İşte biz suda çözülebilme özelliğine sahip bu malzemeden oluşan arazilere genel olarak karstik arazi adını veriyoruz. Ve yeraltı suları da bu tür arazilerde şekillendirme yapabildiği için de bunların meydana getirdiği şekillere biz karstik şekiller adını veriyoruz. Ve karstik şekilleri biz kendi içerisinde iki gruba ayırırız. Bir, aşındırma şekilleri, iki, biriktirme şekilleri. Buradaki aşındırma takdir edersiniz ki fiziksel aşındırma değildir. Yani yerin altına doğru topraktan süzüle süzüle inen bir akarsu, fiziksel aşındırmanın tarifinde de vardı. Hızlı akarak akma hızının hızıyla çarpma sonucunda meydana getirdiği bir aşındırma değildir. Peki hangi tür aşındırmadır? Kimyasal aşındırmadır. Yani eritmek suretiyle meydana getirdiği erime çukurları olarak da adlandırabilirsiniz aşındırma şekillerini. Peki biriktirme şekilleri nasıl meydana geliyor? İçerisine almış olduğu yani eritip içerisine aldığı eriyikleri belli bir müddet taşıdıktan sonra uygun alanlarda bunları üst üste çökertmesiyle meydana getirdiği birikimlerdir. Aşındırma şekilleri yani erime çukurları şunlardır. Lapya, dolin, uvala, polye, polyenin diğer adı göl ova. Yani hem ova olarak kullanılabilen hem de içerisinde genellikle su birikimi yani göllerin bulunduğu bir ova anlamında. Düden, diğer adı suyu yutan, su yutan. Mağara, obruk, kör vadi, diğer adıyla çıkmaz vadi. Bunlardan birincisi lapya. Lapya şudur arkadaşlarım. Yerin derinliklerine doğru yüzeyden süzülen sular yüzeyden meydana getirdikleri arkadaşlarım en küçük oyukların, en küçük erime çukurlarının adıdır. Bakın yüzeyden derinlere doğru süzülen sular çok küçük bir oyuk meydana getirmişler. Bu oyukların genellikle çapı, bu çukurların çapı birkaç santimetre, derinliği de birkaç metreyi bulabilir. Yani dar ama biraz daha ince derin çukurların adıdır. Lapya şu, tahtada ilk şekilde ilk görmüş olduğunuz erime çukurları. Arkadaşlarım bu şekilleri ben aslında normalde dersi anlatırken birebir her kelimenin sonunda kelimenin vurgu yerinde çizmem gerekiyordu. Ama ilk günden bu yana bütün şekilleri süre sıkıntımızdan dolayı önceden yani derse girişten birkaç dakika önceden hazırlamak zorunda kalıyorum. Artık bu şekilde işleyeceğiz.
İkinci şeklimiz bizim dolin. Dolin de şudur. Bu erime çukurları zaman geçtikçe genişler ve derinleşirler ve komşu iki tane lapya aralarındaki malzemeyi eritmek suretiyle birbirleriyle birleşirlerse, yani lapyaların genişlemesiyle komşu iki lapyanın birleşmesiyle meydana gelen daha geniş ve derin çukurlara da biz dolin adını veriyoruz. Eğer erime devam eder, komşu iki tane dolin arasındaki şu malzemeyi eriterek dolinler birleşir de dolinlerin birleşmesiyle daha geniş bir çukur meydana gelirse, buna da biz uvala adını veriyoruz. Eğer uvalalar da iyice genişlerse, iyice araziyi eritmek suretiyle genişlerlerse, meydana gelen en geniş erime çukuruna da polye, yani göl ova. Arkadaşlarım, lapyanın genişliği birkaç santim ama polyenin genişliği birkaç kilometre ama uzunluğu onlarca kilometre olabilir. Tıpkı Erzincan Ovası gibi çok geniş olan bir çukurun adıdır. Bu karstik arazilerde, yani eriyebilme özelliğine sahip arazilerde meydana gelen bu çukurlara, bu büyük çukurlara, polye çukurlarına göl ova denmesinin sebebi de şudur. Bunlar çok geniş çukurlar olduğu için dağlardan inen sular, dağlardan taşımış oldukları verimli toprakları getirip bu kireç taşlarının üzerine örterler ve bu geniş çukurlarda tarım yapılabilir. Onun için bunlara ova adı da veriliyor ve bunların bazı bölgelerinde çukurlarda, erime çukurlarında sular da birikebilir. Dolayısıyla göl ismi de göl ova, ova ve göl birleşiminden meydana gelmesi de bu şekilde. Dolayısıyla bizim arkadaşlarım Batı Akdeniz'de, özellikle Batı Akdeniz'de yaygın olan Elmalı, Kestel, Tefenni, Acıpayam ovaları birer polye ovasıdır. Yani Türkiye'nin karstik ovalarıdır. Düden ise şudur. Karstik arazide yoluna devam eden bir akarsu, karstik araziye ulaştığı yerde, bazı bölgelerde araziyi şöyle çok geniş ve dik yamaçlar şeklinde, tıpkı bir kuyu gibi derine doğru şöyle genişçe ve derince oyarlar ve su bu yüzeyden ilerlediğinde kendi kazımış olduğu bu çukura bir nevi buradan düşer. İşte suların karstik arazilerde oyma suretiyle meydana getirmiş oldukları, suyun içerisinden aşağıya doğru düştüğü bu kuyu şeklindeki geniş çukurlara biz düden adını veriyoruz. Diğer adı da su yutan, yani yüzeyden akan suyun yer tarafından bir nevi yutulduğu alan anlamındadır. Bu yerin altına inen sular yerin altından nereye doğru giderler? Tabii arazi karstik olduğu için eritmek suretiyle kendine bir nevi yer altından doğal kanalizasyonlar meydana getirir ve yoluna devam eder. Eğer bu yeraltı suyu, yani bu doğal kanalizasyonlardan ilerleyen su artık belli bir noktada sıkışırsa tekrar araziyi eritmek suretiyle yukarıya doğru tekrar patlak verip yüzeye çıkabilir. Bu çıkış yerlerine de biz kaynak, karstik arazide meydana geldiği için karstik kaynak ya da daha bilimsel adıyla arkadaşlarım Vaucluse kaynak adını veriyoruz. Mağara dediğimiz aşındırma şekli de şu şekilde meydana geliyor. Yerin altına doğru inen sular, yerin altında eriyebilen malzemeyi eritmek suretiyle oluşturmuş olduğu çok büyük oyukların adıdır. Yani yer altındaki boşlukların adıdır. Mağaralar yerin altındaki oyuklardır ama zamanla, çok uzun süre sonra üstündeki malzeme dış kuvvetler tarafından aşındırılırsa yüzeye çok yakın bir hale gelebilirler. Diğer bir şeklimiz ise obruktur. Obruk da genellikle şu şekilde meydana geliyor. Tabii doğal obruklaşmadan bahsediyoruz. Bir de bunun beşeri obruklaşması var. O ayrı bir konu. Mağara oyukları zamanla erime sonucunda genişler ve o genişledikçe üstteki malzemenin dengesi bozulabilir. Yani alttaki destek birbirinden, yani destek yapan şu iki arazi, malzemeye destek olan erime suretiyle uzaklaşırsa mağaranın tavanı ortadan aşağıya doğru pat diye çökebilir. Mağara tavanlarının aşağıya doğru çökmesiyle meydana gelen çok derin olan bu çukurlara da biz arkadaşlar, yani 200-300 metre derinliğe ulaşabilen bu çukurlara da biz obruk adını veriyoruz. Biliyorsunuz bizim
Mersin ilimiz yakınlarındaki cennet cehennem obrukları bunların meşhurlarıdır ve aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir turistik değeridir. Kör Vadi, diğer adıyla Çıkmaz Vadi. Tabii biz burada suyun oluşturduğu şekillendirmeden bahsettiğimiz için buradaki kör kavramı şu anlama geliyor arkadaşlarım. Hani su tesisatçılarında kör tapa diyorlar ya, ne demek kör tapa? Suyun akış düzeninin, yani o boru düzeninin önünü kapatan, artık sona erdiren anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla karstik arazilerde de kör vadi şudur. Yani normal bir su vadisinde eritmiş olduğu çukurda ilerlerken bir düdene denk geldiğinde normal bir akarsu vadisini nereye kadar ilerletebilir? Amacı denize kadar ulaşmaktır. Yani biz vadi kavramını akarsu şekillendirmesinde şöyle tanımlıyoruz. Denize kadar inişi bulunan çukurların adıdır. Yani nihai hedef denize ulaşmaktır. Ancak karstik arazilerde siz bu hedefle yola çıkabilirsiniz ama yolunuzun üzerine bir düden denk gelirse, bir çukur denk gelirse sizi vadinizden alıp yerin altına doğru indirebilir. Dolayısıyla vadiniz şuradan başlar, düdene kadar devam eder. Düdenden sonra vadiniz biter. Yani bu vadilerin bir nevi önü birdenbire sona ererse biz çıkmak sokak gibi, yani birdenbire sona eren anlamında kör vadi ya da çıkmaz vadi adını veriyoruz. Bu vadi tipine Türkiye'den en güzel örnek arkadaşlarım Antalya ilimiz yakınlarındaki Varsak Vadisi'dir. Biriktirme şekillerine baktığımızda biriktirme de şu şekilde meydana geliyor. Girişte bahsettim arkadaşlarım. Suların içerisine almış oldukları eriyik malzemeyi uygun alanlarda çökertmesiyle meydana gelen oluşumlardır. Bunlar dört tanedir. Traverten, sarkıt, dikit ve damla taş sütunlarıdır. Bunlardan birincisi travertendir. Biliyorsunuz Denizli ili yakınlarında Pamukkale travertenleri dünyadaki en güzel örnekleridir. Nasıl oluşmuşlardır? Şu şekilde oluşurlar arkadaşlarım. Yerin derinliklerinden yüzeye doğru çıkan sıcak bir su kaynağı, yani termal bir kaynak, yukarıya doğru çıkarken güzergahı üzerinde, yani derinliklerde kireç tabakalarına denk gelebilir. Kireç tabakalarına denk geldiğinde bunu eritir ve yüzeye çıktığı zaman içindeki kireçle beraber, yani kireçli su olarak çıkar. Tabii su sıcak olunca da kireci daha çok eritir. Yeryüzüne çıkınca da bol kireçli sıcak su olarak çıkar. Tabii eriyik malzeme olduğu için suyun içerisinde siz eriyik halde bulunan bu kireci çıplak gözle göremezsiniz. Dolayısıyla bu içerisindeki kireci yukarıya doğru çıkarırlar ve belli bir müddet beraberlerinde taşıyabilirler. Uygun alanları da içerisindeki bu kireç malzemeyi çökertirse, yani yığarsa, zamanla peşine gelen her akarsu getirmiş olduğu erittiği çukuru bunun üzerine biriktirirse bu birikme alanında zamanla çok kalın kireç tabakaları, kireç taşları oluşur. Biz buna traverten adını veriyoruz. Şuna benzetebilirsiniz. Musluktan bir bardak su aldınız ve bu bir bardak suyu ışığa tuttuğunuzda çok berrak bir su olarak bize görülebilir. Ama bir ay sonra bizim çaydanımızın dibi bu suyun ne kadar berrak olduğunuzu bize gösterir. Bir parmak kalınlığında kireç tabakası. Eğer biz bu çaydanı 1000 yıl temizlemezsek bizim evimizde de bir hayli bir traverten oluşabilir. Yani traverten oluşumu çaydanın dibindeki kireç taşı oluşumunun birebir benzeridir arkadaşlarım. Sarkıt, dikit ve damla taş sütunları ise mağaralarda meydana gelen birikim şekilleridir. Bakın, yağmurun yağmasıyla yüzeyden bir miktar su yüzeysel akışa geçebilir ama karstik arazilerin şöyle bir özelliği de var, bol çatlaklı arazilerdir. Dolayısıyla yağan yağmur suyunun büyük bir kısmını derinlere doğru süzdürürler. Bu su derinlere doğru süzülürken, nasıl süzülürken, yani damla damla inerken, böyle yerin altına boşalan nehir gibi düşünmeyin, ağır ağır damla damla süzülürken bir damla ilerlediğinde kireçli arazide tabii kendi oranında, kendi gücü oranında bir miktar kireç eritir. Yani bir damla ne kadar kireç eritebilir? Bir an düşünürseniz, hayal ederseniz bir damlanın içinde ne kadar kireç olabilir? İşte o kadar kireç olabilir. Yani kim ne kadar hayal ettiyse çok az bir kireç taşıyor. Ve gelip neticede bu oyuk dediğimiz mağaranın tavanından aşağıya doğru damlarken içindeki kirecin bir kısmını tavana yapıştırır. Sonra su
aşağıya doğru dikey doğrultuda düşer ve içinde kalan diğer kireci de düştüğü yere yapıştırır ve gider mağaranın dibinde bir çukurda birikir. Onun için mağaraları gezdiğinizde diplerinde ıslaklığın ya da küçük su birikintilerinin olmasının sebebi budur. Sonra peşine her gelen damla taşıdığı kireci bunların bıraktığı kirecin üzerine ilave eder. Sonra gelen damlalar bunlara ilaveler yapmak suretiyle zamanla mağaranın tavanından aşağıya doğru sarkan kireç taşları, tabanından da yukarıya doğru dikilen kireç taşları meydana gelir. İşte biz bu sarkanlarına sarkıt, yukarıya doğru dikilenlerine ise dikit adını veriyoruz. Eğer zamanla bu oluşum devam eder, karşılıklı gelişmiş olan sarkıt ve dikitler, dikkat edin, karşılıklı gelişiyorlar. Sarkıt ve dikitler karşılıklı geliştiklerinde orta yerde buluşurlarsa, bir sarkıt ile bir dikitin buluşmasıyla meydana gelen daha büyük kireç birikintilerine, kireç taşlarına biz damla taş sütunları adını veriyoruz. Adı üzerinde zaten damlaya damlaya taşlaşma sütunu. Yani bu sütunu meydana getiren bir damlanın biriktirmiş olduğu taştır anlamındadır. Bu şekillerin dünya üzerinde en yaygın olduğu alanlar arkadaşlarım, Yugoslavya, eski Yugoslavya, bugün Bosna Hersek, Hırvatistan kıyıları dediğimiz özellikle Adriyatik kıyıları, yani o alanın Adriyatik kıyıları, bu şekillerin, yani bu karstlaşmanın, karstik şekillerin en yaygın olduğu alanlardır. Eğer Türkiye özelinde bunlarla ilgili işaretli noktalar şeklinde sorularla karşılaşırsanız, Mersin ilinden başlayarak arkadaşlarım, batıya doğru Muğla iline kadar Akdeniz kıyıları boyunca, genellikle Akdeniz kıyıları boyunca, yine de Sivas çevresi, özellikle Çankırı ilimizin çevresi bu şekiller bakımından yaygın olan alanlardır. Ama genellikle genel bir bilgidir. Sorular daha çok buradan üretilir. Mersin'den Muğla'ya kadar olan Akdeniz bölgemizin batı kesimleri, özellikle Antalya'nın iki tarafındaki arkadaşlarım Taşeli ve Teke platolarının olduğu alanlar bu şekillerin en yaygın olduğu alanlardır. İkinci şekillendirici dış kuvvetimiz ise rüzgarlardır. Rüzgarların oluşturduğu şekillerdir. Rüzgarların şekillendirici etki yapabilmeleri için iki tane genel özellik taşıyan bölgeler olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlarım, kurak bir bölge olacaksınız. İkincisi ise bitki örtüsünden yoksun olacaksınız. Aslında sebep ve sonuç gibidir. Zaten kurak olunca bitki örtüsünden de yoksun olacaksınız. Peki neden kurak olacaksınız ve bitki örtüsünden yoksun olacaksınız? Çünkü rüzgarlar estikleri zaman yüzeydeki malzemeyi havalandırıp beraberlerinde sürükleyip götürmek suretiyle aşındırma yaparlar. Ya da şekillendirici etki yaparlar. Eğer burası nemli bir bölge ise malzeme ıslak ve birbirine yapış yapış olduğu için rüzgarın bunu koparıp havalandırma şansı yoktur. Örneğin ortam kuruysa rüzgar estiğinde rüzgarın taşımış olduğu malzeme bizim pencerelerden toz toprak şeklinde içeriye gelebilir. Ama yağmur yağdıktan sonra rüzgar ne kadar hızlı eserse essin artık bu malzemeyi, bu toprakları bizim balkonumuza, penceremize getirme şansı kalmamıştır. Peki bitki örtüsünden yoksunluk niye burada şart olarak öne sürülür? Çünkü bitkiler biliyorsunuz toprağın yüzeyinden derinlere doğru köklerini bir pençe gibi derine doğru salarlar. Bu kökler aynı zamanda bir pençe gibi arkadaşlarım, bu kollar, bu kökler dediğimiz kol sistemleri bir pençe gibi toprağı kavrarlar ve bunu ne akarsuyun, akarsu aşındırmasında da engelleyicidirler, ne de rüzgarın götürmesine müsaade etmezler. Rüzgar arkadaşlarım diğer dış kuvvetler gibi aşındırma ve biriktirme yapar. Rüzgarın aşındırması iki yolla olur. Birisi deflasyondur. Yel süpürmesi dediğimiz, rüzgar süpürmesi dediğimiz Türkçe ismiyle. İkincisi de korrazyondur arkadaşlarım. Deflasyon şudur. Rüzgar belli bir hızla yoluna devam ederken karşısına çıkan ağ kütlesine hızlı çarpmak suretiyle ondan bazı parçacıklar koparır. Hızlı çarpmanın etkisiyle yapmış olduğu bu aşındırmaya biz deflasyon adını veriyoruz. Korrazyon ise bir nevi deflasyonun devamı niteliğindedir. Rüzgar koparmış olduğu şu tanecikleri de içerisine alarak, yani yere bırakmadan büyük bir kısmını içerisine alarak karşısına gelen ikinci bir kütleye, örneğin B kütlesine çarparsa
içindeki malzemeyle, yani toz ve kumlarla, yüküyle beraber çarpmak suretiyle meydana getirmiş olduğu aşındırmaya da biz korrozyon. Deflasyon sadece rüzgarın çarpması, korrozyon içerisindeki malzemeyle birlikte çarpması. Takdir edersiniz ki hangisinde aşındırma daha güçlü ve kuvvetli olur? Tabii ki arkadaşlarım, korrozyondaki aşındırma deflasyona göre daha güçlü olacaktır. Rüzgarın arkadaşlarım aşındırma şekilleri genelde iki tanedir. Ben iki tanesini size süremiz el verdiğince, yani süre sıkıntısı yaşamamak adına böyle özet geçiyorum. Aslında iki tane değil, daha fazladır. Yardang, şeytan masası, şahit kaya, hamada dediğimiz taşlık çöller şeklinde bunları çoğaltmak, tafoni şeklinde çoğaltmak mümkün. Rüzgarın birinci şekillendirici dış birinci aşındırma şekli yardangtır. Yardang şudur. Bakın düz bir arazi. Ama bu arazinin röntgen filmini, yani kesitini inceliyorsunuz. Aslında bu üstten düz görünen arazinin iç yapısına baktığınızda yumuşak ve sert malzemeler beraber bu araziyi meydana getiriyor. Tabii dış kuvvetlerde genelde şöyle bir özellik var. Eğer malzemenin sertlik derecesi farklıysa aynı oranda aşınmaz. Dolayısıyla rüzgar burayı aşındırırken karşısına çıkan yumuşak malzemeyi daha çok götürür. Bakın aradaki yumuşak, yani toprak ve kum malzemeyi daha çok götürür. Ama sert kayalık olan arazileri fazla aşındıramaz. Aradaki yumuşak malzeme süpürülünce sert kayalık malzemeler girintili ve çıkıntılı, çıplak bir şekilde açıkta kalırlar. Biz girintili, çıkıntılı kayalık arazilere, bu çıplak ortada kalmış kayalık arazilere yardang adını veriyoruz. Bir nevi akarsu aşındırmasındaki peri bacaları gibi. Hatırlayın, orada da sert olan tüfler kalıyordu. Etraftaki yumuşak tüfler sel suları tarafından aşındırılıyordu. Burada sadece şekillendirici dış kuvvet akarsu, orada ise burada şekillendirici dış kuvvet rüzgar, orada ise akarsuydu. İkincisi ise arkadaşlarım şeytan masası ya da mantar kayadır. Şeytan masası ya da mantar kaya da şöyle kurak bölgelerde yüksek masa yapılı arazilerde, yani çevresine göre böyle ortada biraz daha yüksek duran arazilerde meydana gelen bir şekildir. Tabi rüzgar buraya doğru estiğinde bu karşısında dik duran şekle çarptığında bu şekli aşındırır. Tabi rüzgarın hatırlayın aşındırması iki yolla oluyordu. Deflasyon ve korrozyon. Neydi korrozyon? İçerisine almış olduğu yükle beraber çarpmak. Rüzgarların içerisine almış oldukları yük, yani kum taneciklerini yer çekiminin etkisiyle arkadaşlarım en fazla yerden 1-2 metre yukarılara kadar taşıyabilirler. Yani rüzgar çöl bölgesinde kum tanelerini içerisine aldığı zaman en fazla yerden 1 ya da 2 metrelere kadar taşıyabilir. Daha yükseklere taşımasına yer çekimi müsaade etmez. Dolayısıyla bu kütleye gelip çarptığında kütlenin alt kısmı korrozyona maruz kalır. Üst kısmı sadece rüzgarın çarptığı. Ama biz ne demiştik? Korrozyondaki aşındırma deflasyondan daha fazladır. O zaman bu kütlenin alt kısmında korrozyon etkili olduğu için bu kütlenin alt kısmı üst kısmından daha fazla aşınır ve alt kısmının daha fazla aşındırılmasıyla zamanla masaya ya da mantara benzer bir görünüme gelen bu garip tipik şekillere biz masaya benzediği için şeytan masası ya da mantara benzediği için mantar kaya adını veriyoruz. Rüzgarın biriktirme şekli ise bir tanedir. Bir tanedir arkadaşlarım, o da kumuldur. Kumul, kumdan oluşan tepe anlamına gelir. Rüzgarlar içerisine almış oldukları kum tanelerini, genellikle kum taneleri arkadaşlarım, çünkü çöllerde toprak oluşumu yavaş olduğu için uzun süre malzeme kum boyutunda kalır. Kum yaygın olan bir arazidir çöller, bir alandır. İçerisine almış oldukları kum tanelerini belli bir süre içerisinde taşıdıktan sonra doğal bir engele çarpması ya da rüzgarın sona ermesiyle, gücünün azalmasıyla beraber uygun alanlarda bu kum taneleri rüzgarın içerisinde yere doğru dökülerek üst üste yığılır. Ve bu malzemenin üst üste yığılmasıyla meydana gelen bu kum birikintilerine biz kumul adını veriyoruz. Kumulların yeri süreç içerisinde değişken olabilir. Çünkü malzeme birbirine yapışmadığı için, yani yıllar sonra gittiğinizde bir kumulun yerinin değişip, yani bulunduğu yerden başka bir yere tekrar
rüzgarların taşıyıp başka bir alanda biriktirdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Peki barkan ne hocam? Barkan ayrı bir şekil değildir. O da kumuldur. Ama kuş bakışı bakıldığında bazen rüzgarın biriktirdiği kumullar şöyle güzel bir şekil, yani hilal biçiminde görülebilirler. Özellikle Orta Asya çöllerinde görülen bu hilal şeklindeki yine kumullara ama şekli güzel olan kumullara barkan adı verilmektedir. Üçüncü dış kuvvetimiz ise arkadaşlarım buzulların oluşturduğu, yani buzul şekillendirmesi. Şu genel bir kuraldır. Eğer bir iklim çok nemli, yani bol yağışlı bir iklimse, burada başlıca şekillendirici dış kuvvet biliyorsunuz akarsulardır. Eğer bir iklim kurak ve bitki örtüsünden yoksunsa, burada şekillendirici dış kuvvet demin bahsettiğimiz gibi rüzgarlardır. Eğer bir iklim soğuksa, burada da şekillendirici dış kuvvet buzullardır. Demek ki buzullar soğuk olan alanların şekillendirici dış kuvvetleridir. Peki soğuk olan yerler nerelerdir? Arkadaşlarım, soğumanın iki tane ana nedeni vardır. Birisi enlem. Enleme göre soğuk olan yerler kutuplardır. O zaman buzullar bir, kutupların şekillendirici dış kuvvetidir. İki, yüksek yerler, çok yüksek olan yerler. Her 200 metre yükseldikçe sıcaklık bir derece azalır kuralına göre çok yüksek olan yerler de soğuktur. O zaman ikinci bir yer de buzulların şekillendirici etki yapabildiği yerler dağların yüksek kesimleridir. Kutuplara yakın yerlerde oluşan büyük buzul kütlelerine, geniş alanları örten buzul kütlelerine biz örtü buzulları adını veriyoruz. Grönland Adası ve Antarktika kıtası bu tür buzullarla kaplıdır. Dağların yüksek kısımlarında, yani zirvelerine yakın olan kısımlarda oluşan daha küçük buzullara da çok dar alanı kaplamış anlamında takke buzulu. Takke nedir? Başımızın tamamını bile değil, vücudumuzun üst kısmında, baş dediğimiz kısmın sadece tepe kısmını, dar bir alanını kaplar anlamında kullanılır. Bu buzullar için de kullanılıyor. Yani geniş alanları örten büyük buzullara örtü buzulları, dar alanda, zirvelere yakın yerlerdeki dar alanlarda oluşan küçük alanlı buzullara da takke buzulu adı verilir arkadaşlarım. Buzullar da diğer dış kuvvetlerde olduğu gibi aşındırma ve biriktirme yaparlar. Tabii buzul nasıl aşındırma yapar? Buzulun aşındırma yapabilmesi için şu iki genel özelliğini hepiniz biliyorsunuz. Bir, çok büyük ve ağır kütlelerdir. Dolayısıyla üzerinde bulundukları araziye ağırlıkları oranında gömülürler. Bu birinci kural. İki, buzun biliyorsunuz bir de kayganlık özelliği var. Yani elinize almış olduğunuz bir buz parçası kolay kolay elinizde durmaz. Yani sağa sola doğru kayarak hareket eder. Eğer bir buzul ağırlığı oranında araziye batmış ve eğim de varsa kayganlık özelliğini kullanarak ağır ağır aşağıya doğru ne yapacaktır? İlerleyecektir. Tabii araziye büyük bir baskı uygulayarak batarak aşağıya doğru ilerlerken hem dip kısmında hem de ön kısmına baskı yapmış olduğu malzemeyi beraberinde sürükleyerek aşağıya doğru indirecek. Siz de eğer böyle bir buzulun peşinden takip ediyorsanız peşine oyuklar meydana getirdiğini göreceksiniz. Biz bunlara buzulun aşındırma şekli adını veriyoruz. Peki buzul düz bir araziye indiğinde ne yapar? Taşımış olduğu bu malzemeyi bu sefer üst üste yığar ve biriktirme şekillerini meydana getirir. Buzulun arkadaşlarım oymak suretiyle meydana getirdiği aşındırma şekilleri 4 tanedir. Buzul Vadisi, Asılı Vadi, Hörgüçkaya ve Silk'tir. Bunlardan birincisi Buzul Vadisi. Buzul Vadisi şudur. Örtü buzulların, yani çok geniş ve büyük olan buzulların geçmiş olduğu bölgelerden meydana getirmiş olduğu çok derin ve geniş oyukların adıdır. Bakın şu arkadaşlarım, şu alan bir buzul vadisidir. Şu görmüş olduğunuz alan bir buzul. Buradan bir buzul geçmiş ve araziye çok derin gömülmüş ve geniş bir alandan malzemeyi sürüklemiş götürmüş ve çok geniş derin bir çukur meydana getirmiş. Asılı vadi ise bu ana buzul vadisine yanlardan gelen daha küçük buzulların, yani tali, ikincil, yan buzulların meydana getirmiş olduğu daha küçük vadilerdir. Tabii ana buzul vadisi kadar büyük ve ağır olmadığı için, tabii geniş de olmadığı için bunun meydana getirdiği vadiler ana buzul vadisi kadar derine inememiş ve ana buzul vadisine göre biraz böyle yüksekte kalmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Dolayısıyla burada yüksekte kalmış anlamında asılı vadi adını veriyoruz. Hani bu ceketimi al as demek, yani yüksek bir yere koy, ayak altında yere sofra bezi gibi serme anlamında. Ana buzul vadisine göre yüksekte kalmış bu küçük vadiciklere de biz oluk şeklinde kenarda beliren vadilere de biz
asılı vadi adını veriyoruz. Hörgüç Kaya ise arkadaşlarım, Hörgüç Kaya da şudur. Aşağıya doğru inen bir buzul karşısına çıkan, bakın aşağıya doğru yamaçtan inerken, eğer yine yamaçtaki malzemenin sertlik derecesi farklıysa, yani yumuşak ve sert malzemeler yan yana dizilmişse, buzul aşağıya doğru inerken yine yumuşak ve sertlik farklılaşması yapacak. Yumuşak malzemeye gömülerek daha çok aşındıracak, sert malzemeye es geçecek ve arkasındaki yumuşak malzemeyi tekrar fazla gömülerek götürecek. Yani etraftaki iki taraftaki yumuşak malzemenin daha derine doğru aşındırılmasıyla ortadaki sert malzemenin tepe şeklinde, yani ortada devenin sırtındaki hörgüce benzer bir tepelik, 30-40 metre yüksekliğinde bir tepelik oluşturmasıyla meydana getirmiş olduğu arkadaşlarım, bu tepeliklere biz Hörgüç Kaya adını veriyoruz. Buzulun biriktirme şekilleri ise morendir. Moren de şudur. Buzul yukarıdan aşağıya doğru inerken beraberinde süpürmüş olduğu malzemeyi getirip düzlüğe indiğinde ilerlemesi de duracağından, eğim sona erdiği için malzemeyi önünde böyle bir depo şeklinde yığar. Biz buna moren adını veriyoruz. Peki dramlin nedir arkadaşlarım? Buzul aşağıya doğru büyük bir baskıyla ilerlerken altından ufalanmış olan, yani bu baskıya dayanamayıp ufalanmış olan malzemeyi hafif dalgalı tepelikler şeklinde biriktirmesiyle meydana getirmiş olduğu hafif dalgalı arazilerin adıdır. Sandır ise buzul yamaçtan aşağıya doğru inerken tabi yükselti azalacağı için bu buzul da artık yavaş yavaş eriyerek altlarından sular akan bir kütleye dönüşür. Eğer buzulun erimesiyle ortaya çıkan bu sular onun biriktirmiş olduğu malzemeyi, ince malzemeyi tasfiye eder, şöyle geniş bir düzlük şeklinde tasfiye eder, yayarsa, biz buzulun erimesiyle ortaya çıkan suların malzemeyi geniş bir düzlüğe yaymasıyla oluşturmuş olduğu düzlük arazilere de sandır ya da sandır ovaları, yani düzlük anlamında adını veriyoruz arkadaşlarım. Bize ayrılan bugünkü sürenin de arkadaşlarım sonlarına gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.